Arkadaşlar merhaba. Batıkent Çakırlar sınav alanındayız. Ankara Batıkent Çakırlar. Sınav alanımıza buradan başlıyoruz. İlayda Rose Garden'ın hemen karşısından. Siz başka bir kurstaysanız eğer kendi kursunuzun başladığı noktayı öğrenin. Burası bizim 11. peron. Siz hani kendi kursunuzun şeyini öğrenirseniz geldiğinizde daha kolay bulabilirsiniz. Çünkü sınav alanına kendiniz geliyorsunuz, kendiniz gidiyorsunuz başlama saatinizde. Sınavımıza buradan başlıyoruz. Burada komisyonlar ilk önce sizin tablette resminizi çekiyorlar. Daha sonra buyurun başlayabilirsin dediğinde ilk önce kaputu açıyorsunuz. Kaput anlattığım video başka bir video. Oradan onu seyredebilirsiniz. Daha sonra bagajı açıp anlatıyorsunuz. Sonra lastikleri kontrol ederek böyle sert mi diye bakıyorsunuz. Bütün 4 lastiği kontrol ediyorsunuz. Ondan sonra aracınıza binip başlıyorsunuz. Evet, debriyaja frene ayağımızı koyduk. Arabayı çalıştıracağız. Anahtarı çevirip arabayı çalıştıralım. Çevirdiğimizde 2 saniye tutalım orada. 1, 2 bırakıyoruz. İkincisi neydi? El freni. El frenimizi indiriyoruz. Vitesimizi 1'e alıyoruz. Sola sinyalimizi veriyoruz. Aynamızı mutlaka kontrol ediyoruz. Sinyal vermediğimizde sinyalle kalmış oluyoruz. Aynamızı kontrol etmediğimizde kontrolü çıkış yapamıyor diye bırakıyorlar arkadaşlar. O yüzden mutlaka aynanızı kontrol edin. Araba yakındaysa da çıkmayın lütfen. Araba tamamen böyle çok uzakta ya da olmamalı çıkmanız için. O yüzden kontrol ediyoruz. Kalkışı da 1-2 santim debriyajımızı kaldıralım. Evet, frenimizi bırakalım. Araba geliyor şu anda. O yüzden bekliyoruz şuradan. O gittiğinde çıkış yapacağız. Arkamıza geldi. Tamamdır. Debriyaj 1-2 santim kaldırdık. Freni bırakıyoruz. Güzelce kalkışımızı yapalım. Evet, sınav alanını ezberlemeye çalışın. Sınavda biliyorsunuz yeni bir şey eklendi, ışık eklendi o U çektiğimiz yere. O yüzden tekrardan video çekiyorum. Hem bir böyle baştan bir geçmiş oluruz her şeyi, hem tekrardan bir her şeyi tekrar yapmış ve ışığı da eklemiş oluruz videomuza. Evet, ilk çıkış yaptık. Sınav alanını ezberlemeniz gerekiyor. Sınav alanında kimse size sağdan soldan demeyecek. O yüzden kendi başınıza yapmanız gerekiyor. 20'ye geldiğinde debriyaj 2 yapıyoruz. Vitesimizi değiştiriyoruz. Aferin sana. Güzel. Şimdi burada ışıklar var. Işıklara dikkat edin. Şimdi ışıklarda da önemli bir detay söyleyeceğim. Şu anda yeşil yanıyor. Burada 3 ışığa dikkat ediyoruz. Işığımız kırmızı oldu. Debriyaj, fren, duruyoruz. Şimdi sınavda burada sıra oluyor. Böyle bir sürü kişi ön öne, arka arka dizilmiş oluyor. Yeşil yanıyor. Hep beraber kalkıyoruz. Öndeki stop ediyor. Tekrar kalkmaya çalışıyor falan. Sonra öndeki yürüyor. Siz de yürümeye devam ediyorsunuz. O sırada lütfen ışığa bakın. Çünkü o sırada yeşile dönüyor ışık. Burada kalıyoruz. Kırmızıda geçmiş oluyorsunuz. Sınavda kalıyorsunuz. Yani mutlaka bu ışığı da kontrol ediyoruz. Yani öndeki gitti diye hemen onun arkasından gitmeyelim. Gözümüzde ışığı hep takip edelim. Işık yandığında kalkış yapalım. Videoyu kesmeyeceğim. Ne kadar sürdüğünü, ne kadar süre olduğunu hepsini görün diye. Her durduğunuzda biri almayı unutmayın. Vitesi her durduğunuzda biri alıyorsunuz. Yeşil yandı. Sinyalimizi veriyoruz. Kalkışımızı yapmadan sinyalimizi verelim aşağıya doğru. Evet, sol aşağı. Buradan ilk göbekten sola döneceğiz. Burada eğer siz bu taraftaki şeritteyseniz, yani sola yapışık değilseniz, sol aynanızı kontrol ederek gelin. Sol aynanızda eğer araba varsa daha genişten girin. Soldakini sıkıştırmamış olursunuz. Biz şimdi soldaydık, dar girdik, oldu. Kırmızı yanıyor, debriyaj, fren, duruyoruz. Burada yokuş kalkışı yapacağız arkadaşlar. İlk dönüşte debriyajımızı kaldırıyoruz, titretiyoruz. Ondan sonra freni bırakıyoruz. Düz gideceğiz böyle. Gaz verelim. Evet. Debriyaj 2. Güzel. Devam edelim. Sağ sinyal verelim. Burada bu ikinci şeritte olalım. Soldan hızlılar gitsin. Başka şeritte de olsak soldan bu ikinci şerite girelim. Kapatalım sinyalimizi.
şu şöyle sayıyoruz. Şu birinci şerit, bu ikinci şerit. Biz buna girmemiz gerekiyor. Sınavda mesela yolu şaşırdınız diyelim. Soramıyorsunuz da. Diğer sürücü adaylarına bakın etrafınızda. Sınavda hep beraber aynı saatte başladığımız için diğerlerine de bakabilirsiniz. Genelde hani önünüzde arkanızda mutlaka bir sürücü adayı olacaktır. Onlar ne tarafa doğru gidiyorlarsa oradan kopya çekebilirsiniz. Evet, böyle dümdüz gidiyoruz. Düz giderken bile düz gitmeye çalışın arkadaşlar. Durduğumuzda da biri almayı unutmayın. Birinci stopta kalmıyorsunuz ama ikinci stopta kalıyorsunuz. Sınavda hedefiniz kesinlikle hiç stop etmemek olsun. Hani tek hakkımız var diye düşünmeyin. Hiç stop etmeyeceğim olarak düşünün. Her yerde ışıkları kontrol ediyoruz. Burada evet ışığımıza geldik. Işığımız kırmızı yanıyor. O yüzden durmaya ne yapıyoruz? Hazırlanıyoruz. Gazı bırakıyoruz. Debriyaja sonuna kadar basıyoruz. Frene yavaş yavaş basıyoruz. Evet. Durmadıysak freni tekrar bırakıp vites 2'de olduğu için tekrar debriyajı bırakabiliriz. Durursak biri almak zorundayız. Arabada bir hareket varsa 2'de devam edebiliriz. Burada kontrol ediyoruz hız göstergemizi. 0-20 km arası 1 ile gideriz. 20-42, 40-63, 60-84, 80 ve üzeri 5. viteste gideriz. Hızlanmak için vitesi büyütmeyiz arkadaşlar. Hızlandığımız için büyütürüz. Yavaşlamak için küçültmeyiz. Yavaşladığımız için küçültürüz. İleriden döneceğiz mesela, diyelim yavaşlayacağız. Yani ben vitesi 2'ye alayım, öyle bir şey yok. Önce yavaşlatacaksınız, ondan sonra vitesi düşüreceksiniz. Şimdi artık 40'a geldik. Biz şu anda debriyaj 3 yapalım. Evet, çok güzel, debriyajı yavaş kaldırıyoruz. Debriyajı kaldırırken hızlı kaldırıyorsanız 4 sayabilirsiniz. Düz gidiyoruz karşıya. Şimdi şu anda derste olan arkadaşımızın ilk günü. O yüzden sınav alanını çok bilmiyor, daha yeni ilk turu. O yüzden sınav alanını hem size hem arkadaşa anlatıyorum. İnşallah hepiniz de başarılı olursunuz sınavınızda. Videoların çok faydası var. Video seyredin sürekli. Arabanın anlatımını, sınav alanı full videosunu, işte bu park videolarını falan seyrederseniz size çok faydası var. Bu köprüye geldiğimizde zaten bu ikinci şerit bizi köprüye getiriyor. O yüzden zaten ikinci şeriti seçiyoruz. Köprüye geldiğimizde sağ sinyalimizi veriyoruz. Köprüyü ilk gördüğümüzde sağ sinyal. Daha sonra sinyalden sonra aynamıza bakıyoruz. Araba varsa lütfen geçmeyelim. Şimdi o bizi bekledi herhalde, sürücü adayı diye de korktu. Artık sağ şeride giriyoruz. Tekrar köprünün altına gelene kadar sağda kalacağız. Bu şeridi takip edelim, bu kenardaki düz çizgiyi. Düz çizginin dışına çıkmadan içinden devam ediyoruz. Tekrar köprüyü görene kadar böyle sağdan 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 gideceğiz. Sol şeridi diğer araçlara bırakıyoruz. Arkadan gelen araçlara. Onlar bizi sollaması için bırakıyoruz. Oraya geçerseniz daha hızlı gitmeniz gerekiyor. O yüzden sağdan sağdan gidin. Bir de sınavda şöyle de bir şey yaşıyoruz. Mesela önden çok yavaş giden birisi gidiyor. Siz de mesela ileriden de sağa gideceksiniz. Onu geçmeye çalışmayın. Yavaş yavaş arkasından gidin. Onu çünkü geçmek için soluna geçeceksiniz. Hız yapacaksınız. Tekrar sağına geçeceksiniz. Hiç öyle sınavda kendinize iş çıkarmayın. Arkasından böyle yavaştan yavaştan gidin. Sonra gireceğiniz yere girersiniz. Ama uzun bir süre düz gidecekseniz, o U çektiğimiz yere falan gidecekseniz orada sollama yapabilirsiniz. Ama döneceğiniz yere yakınsanız sollamaya geçmeyin. Evet, hep sağda kalıyoruz. Şu anda köprünün üstüne çıktık. Tekrar köprünün altına gelene kadar burada sağda kalacağız. Burada tekrardan sağ sinyalimizi verelim. Sağdayız ama yine de verelim. Başka bir gidiş var çünkü. Yani soldan da gidebiliriz, sağdan da. Demek ki sinyal vermemiz gerekiyor. Batıkent Yeni Mahalle yönüne doğru sağ sinyalimizi verdik. Sinyali her verdiğimizde de şöyle bir aynamızı kontrol edelim. Buraya araç sığmaz ama motosiklet sığar. Bunları sadece sınav olarak değil, normal hayatta da aracı kullanacaksınız. O yüzden anlatıyorum. Aracın sığacağını düşünmeseniz bile lütfen sinyalinizi verdiğiniz yönün aynasına mutlaka kontrol edin. Ondan sonra geçin. Amacımız işte kaza olasılığını
fiyatını en aza indirmek. Ne kadar çok şey öğrenirseniz o kadar çok karınız arkadaşlar. Tehlikeli viraj işaretini gördük. Bu ok tehlikeli viraj işareti. Bu kırmızı ok. Daha sonra bunu gördüğümüzde böyle yuvarlakmış yol. Böyle yuvarlak yuvarlak çizerek köprünün altına doğru yöneliyoruz. Buradan geldik. Şu kenardaki çizgi, düz çizgi, kesik kesik olmadan sola geçmiyoruz. Kesik kesik olmaya başladıktan sonra şimdi sola sinyal veriyoruz. Aynamızı kontrol ediyoruz. Ondan sonra orta şerite giriyoruz. Yani köprüyü ilk gördüğümüzde sağa girdik. İkinci gördüğümüzde bir tane sola çıktık. En sola çıkmadık, bir tane sola. Böylelikle ortada kalmış olduk. Buradan aşağıya doğru artık bir meyil var. Bu meyilde arabanızı çok fazla hızlandırmayın. Çünkü bu meyil bittiğinde aşağı doğru yönlendiğimizde artık biz park için sağa gireceğiz. O yüzden burada çok fazla hızlanmasına izin vermeyin. Bu sağdaki düz çizgi bittikten ve kesik kesik olmaya başladıktan sonra artık sağ sinyalimizi veriyoruz. Evet, çizgimiz bir bitsin, düz çizgimiz. Sinyali verdiğimiz için aynamızı da kontrol ediyoruz. Daha sonra sağa giriyoruz. Şimdi burada ilerlerken şeridi ortalamamız gerekiyor. Evet, yavaşlıyoruz. Debriyaj. Gidelim. Burada parkımızı yaptıktan sonra buradan çıkıyoruz. Vitesimizi 1'e alalım. Parkımız ayrı bir videoda. Onu ayrı bir şekilde seyredebilirsiniz. Çıkıyoruz buradan. Sola sinyal verelim. Aynamıza bakalım. Dubaların arasından çıkıyoruz. Yavaş yavaş kaldıralım debriyajı. Yavaş kaldıramıyorsak 4 sayabiliriz arkadaşlar. 20 kere falan 4 saydığınızda daha yavaş kaldırmaya başlıyorsunuz. Devam edelim, gaz verelim. Evet. Parkı yapıp bu şeride çıkıp sinyallerinizi unutmayıp bu şeride çıkıyorsunuz, devam ediyorsunuz. Evet, 20'nin hızına geldi. Debriyaj 2. Önce debriyaj, sonra vites. Az önce L park yapmış oluyoruz. Şimdi burada da ışıktan sonra paralel park yapıyorsunuz. Park videoları, yine paralel park videom da var. Onu ayrı bir şekilde seyredersiniz. Burada kırmızı yanıyorsa burada duracaksınız. Daha sonra tekrardan hareketlenip burada paralel park yapıyorsunuz. Sadece birer kere park yapılıyor. Bir tane ondan, bir tane bundan. Paralelde eğilmiyorsunuz. İlk yaptığınız parkta eğilerek ayarlıyorsunuz dubayı. Şimdi burada sağ sinyal verelim. İkinci parkımızı da yaptık. Sağ sinyal veriyoruz. Buradan sağa doğru giriyoruz. Geri 25 metre alanına giriyoruz. Gidelim. Evet, duruyoruz. Geri 25 metre alanına geldiğimizde vitesimizi, geri vitesi alıyoruz. Evet, burada şu önemli. Bu aynamızı kontrol edip sarı çizginin içinde kalacağız. Burada da kaldırımla şu mesafemizi koruyarak geleceğiz. Debriyajımızı ayarlayalım. Aynı park yaptığımız gibi titreme noktasına getiriyoruz. Debriyajı kaldır. Titreme noktasına getir. Şimdi freni bırakıyorsun. İstediğimiz geri dümdüz gelmeniz. Ama işte mesela buradan baktınız, kaldırıma yakınlaştıysa siyah çizgi, mesela şu anda sarı çizgiye yakınız. Kaldırıma biraz yaklaşmamız gerekiyor. O yüzden birazcık şu şekilde kaldırıma çevirip düzeltiyoruz. Bunun da ayrı bir videosu var. Gene de onu da ayrı bir şekilde seyredebilirsiniz. İstediğimiz dümdüz 25 metre gelmeniz. Gelelim. Hocalar size tamam diyene kadar geliyorsunuz. Burada tamamdır. Bu dubaya kadar geldiğimizde tamam oluyor. Şimdi tekrardan debriyaja basıyoruz. Vitesimizi 1'e alıyoruz. Sola sinyalimizi veriyoruz. Buradan çıkıyoruz. Aynamızı mutlaka kontrol edelim. Aferin, çok güzel yavaş kaldırıyorsun. Debriyaja öyle mutlaka yavaş yavaş kaldıracağız. Gaz veriyoruz.
gazı bırakalım, debriyaja basalım, ikiye alalım. Şimdi tekrardan bir çizgi daha çıkacağız. Sola sinyal verelim. Burada yolu kapatmışlar, asfalt çalışması var. Sizde de mesela asfalt çalışması olmaz, önünüzde bir araba olur. İşte bir kamyon burada duruyor olur. Hemen kendinize en boş olan şeridi seçerek, kesinlikle sinyal vererek özellikle girmeniz gerekiyor. Buradan da tekrar sağ sinyal veriyoruz. Giriyoruz. Ani fren yaptığımız yere şu anda asfalt atılıyor. O yüzden buraya girdik ani fren. Ani frende 30 km hızla giderken, şimdi size yap demelerini beklemeyin. 30'a geldiğinizde debriyaja sonuna kadar basın. Basın. Tamam yapabilirsin dediğinde birden freni basıp durduruyoruz. Bu şekilde. Evet, şimdi tekrardan vitesimizi 1'e alıyoruz. 1'deyse de 1'de kalabilir. 2'ye aldıysanız 1'e alıyorsunuz. Sola sinyal vererek çıkıyoruz. Ne yaparsak yapalım. İstersek parka girelim, istersek ani frene girelim. Neye girersek girelim. Girerken sağ sinyalle, çıkarken sol sinyalle çıkıyoruz. Sinyallerimizi kesinlikle unutmuyoruz. Şimdi yukarıdan U çektik, geldik, her şeyi yaptık, parklarımız falan, aşağıdaki ışıklara geldik. Debriyaj 2 yapalım. Evet. Debriyajı kaldıralım. Orada duracağız çünkü kırmızı yanıyor. Gazı bırakıyoruz debriyaja sonuna kadar, frene yavaş yavaş. Öndeki arabanın arka lastiklerini şu çizgiden görmeyene kadar yanaşabiliriz. Yani şu şekilde olana kadar yanaşabiliriz. Görmediğinizde duruyorsunuz. Birazcık freni bırakabilirsin mesela öndekine yanaşmak için. Yanaşıp öndeki aracın arka lastiğini görmediğinde artık duruyorsun. Sağ sinyalimizi buradan vereceğiz. Yukarı. Evet. Vitesimiz 1'de. Mutlaka hep kontrol edelim vites 1'de mi? Freni bırakalım. Bırakalım arabamız yürümeye başlasın. Evet. Bu ışık yeşil yandı. Döndükten sonraki ışığa da mutlaka dikkat ediyoruz. Eğer şuradaki ışığı görmüyorsak arkadaşlar şunu, yaya ışığına bakalım. Yaya kırmızıysa bize yeşildir. Şu anda kırmızı, devam edip gidiyoruz. Eğer bu kırmızı yanarsa biz duracağız. Kesinlikle burada kırmızıda geçmeyin. Burada kesinlikle durmanızı istiyorlar. Evet, gazı bırak, debriyaj 2. Devam ediyoruz. Burada orta şeridi tercih edebiliriz. İlayda Rose Garden'a yaklaştığımızda çok fazla hızlanmayalım. Herkes çünkü burada işte kimisi İlayda'ya gelmiş oluyor, kimisi öğrenci getirmiş oluyor, kimisi sınava giriyor, gidiyor. Buralar bayağı bir kalabalık oluyor. O yüzden mutlaka burada böyle yavaştan yavaştan gidin ki sağınızı solunuzu her şeyinizi kontrol edebilin. Buradan mesela ki bu kenardaki arabalar birden çıkabiliyor. Buradan sonra biraz daha hani hızlanabilirsiniz. Özellikle de o yokuş kalkışından sonra biraz daha hızlanabiliriz. Çünkü biliyorsunuz süremiz var. Sınav süremiz 35 dakika. 5 dakikada arabayı anlatıp 30 dakikada alanı dolanmanız gerekiyor. O yüzden orada da hız yapabiliriz. Direksiyona hakim olduğunuz hızda gidin. Hız yapın hani dedim ama siz hangi hızda hakimseniz arabaya o hızda gidin. Önemli olan direksiyon hakimiyeti. Direksiyona hakim olun. Araba sizi götürmesin. Siz arabayı götürün. Evet. Buraya geldiğimizde de sağda park ettiği arabalar var ya. O yüzden sola sinyalimizi verelim. Burada sol şeride geçelim. Evet, aynamızı kontrol ediyoruz. Uygunken sol şeride geçiyoruz. Burada çünkü sağda olmak gerçekten sıkıntı yaratıyor. Böyle arabalara sürtecek gibi gidiliyor. İşte şurada bir çukur var, çukura giriyoruz. Çukurdan sonra zaten burada tümsek var, yavaşlamamız gerekiyor. O yüzden burada sol şerit daha mantıklı. Burada biraz yavaşlıyoruz. Freni bırakıyoruz. Tümseğin üstünde ne fren ne gaz yapmayalım. Tümsekten önce arabamızı yavaşlatırız. Tümseğin üstünde hiçbir şey yapmayız. Ne gaz ne fren. Tamam mı? Kendi geçecek araba. Ona izin vereceğiz. Burayı geçtikten sonra sağda artık park edildi araç falan yoksa buradan sonra tekrar sağ sinyal verip aynamızı kontrol edip sağ şeride girebiliriz.
imkanınız var, kendi arabalarınızda da çalışmak isterseniz sadece dur kalk çalışın. O size çok faydası olur. Genellikle sınavda stop etme sıkıntısı oluyor. Şu anda ışığımız fasılalı yanıyor. Sağ sinyalimizi verip geçeceğiz. Ama sinyal verdikten sonra bir kontrol etmemiz gerekiyor. Kontrolümüzü yaptık. Devam ediyoruz. Sınavda burada kırmızı yandığında duracağız. Fasılalı yanıyorsa yine bu şekilde kontrollü geçiş yapabiliriz. Ama kırmızı yanıyorsa duracağız burada. Bütün ışıklarda, her yerde kırmızı yandığında mutlaka bekleyin. Kırmızıda beklerken de mutlaka biri almayı unutmayın. Bir değse de bir kontrol edin. Yani her dakika yapacağım bir şey var mı acaba diye düşünün. Evet, yokuş kalkışına geldik. Sağ sinyalimizi veriyoruz. Burada zaten bir araç durmuş. O yüzden mecburen arkasında debriyaj, fren duruyoruz. Sağ sinyalimiz yanarken duruyoruz. Vitesimizi, burada 30 saniye beklememiz gerekiyor. Vitesimizi hemen kontrol ediyoruz. Vitesimizi 1'e alıyoruz. Debriyajımızı ayarlıyoruz. Debriyajımızı titreme noktasına getirelim. Kaldıralım, 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 kaldıralım. Titreme noktasında beklerken freni bırakacağız ama titreme noktasında bir 3 saniye falan bekleyecek. Gazı verdikten sonra debriyajı bırakacağız. Öndeki gidince inşallah yapacağız. Aynen şu anda yaptığın gibi. Arkadaşımız hemen kaptı olayı maşallah. İlk gün olmasına rağmen gerçekten güzeldi. Öndeki kalkarsa. Evet, şimdi sola sinyalimizi veriyoruz. Debriyajımızı ayarladık zaten. Frenimizi bırakıyoruz. 3 saniye tutuyoruz debriyajımızı. 1, 2, 3. Gaz verince debriyajı kaldırabiliriz. Aynamızı kontrol edip biz çıkıyoruz. Evet, gaz verelim. Gaz, gaz, gaz. Debriyaj 2. Çok güzel. Debriyajı kaldıralım. Gaz. Kapatalım sinyalimizi. Burada çıktık. Devam ediyoruz. İşte dediğim yer burası. Zaten siz de anladınız. Daha önce de ders aldıysanız. Buralarda hız yaparak o 30 dakika olayını buralarda kapatabilirsiniz. Sınavda süremiz var diye lütfen parklarınızı hızlı yapmayın. Parklarınızı çok çok yavaş yapın. Tam çünkü nokta atışı yapmanız gerekiyor parklarda. Tam nerede dediysek, hani şu dubayı gördüğünde dur, o dubayı gördüğünde duracaksın. O yüzden yavaş yapacaksan ki tam hani orayı kaçırmaman gerekiyor. Parklarınızdan sakın, işte benim sürem az, sürem yetmez diye parktan çıkartmaya çalışmayın. Parklarınızı gayet gayet yavaş yapın. Çok güzel. Artık 4'e alabiliriz. Gazı bırakıyoruz. Debriyaja basıyoruz. 4'e alıyoruz. 3'ün karşısı. Debriyajı bırakıyoruz. Ondan sonra gaz verebiliriz. Videoyu hiç kesmedim. Çünkü ne kadar süre, ne olduğunu, hani her saniye saniye görün diye. Kese kese gidince çok anlaşılmıyor tam nereden olduğunu. Nereden döndüğünüzü, nereden gittiğinizi anlayamıyorsunuz. O yüzden kesmiyorum. Burada gri binalara geldiğimizde, şurada bakın solda gri binalar var. Buraya geldiğimizde artık sola sinyal verelim. Aynamıza bakalım. Yavaştan yavaştan böyle çok paralel geçiyoruz böyle. Bir anda geçmiyoruz. Sola böyle kayar gibi geçtik. Evet, ışık takılan yer burası. Son şeyde artık ışık var. Bu çektiğimiz yerde. Burada birinci ışığımız yeşil. Hatta burada derste siz de söyleyerek ikinci ışığımız yeşil. Bu şekilde söylerseniz daha güzel kontrol etmiş olursunuz. Yani en azından sizin yaptığınızı, sizin söylediğinizi, baktığınızı anlamış oluruz. Üçüncü ışığımız kırmızıydı. Bir de alalım vitesimizi. Debriyajımızı biraz kaldıralım. Evet. Sola doğru dönüyoruz. Döndükten sonraki ışığımız da kırmızı. O yüzden sadece burada debriyajla geldik. Hiç gaz vermedik. Tekrar debriyaj, fren duruyoruz. Evet. Arkadaşımız bana el hareketiyle soruyor. Sorabilirsin, sıkıntı yok. Tekrar kalkalım. Yeşil yandı, döneyim mi diye el hareketiyle soruyor. Kalkabilirsin. Gidebilirsin. Debriyaj 2. Evet. Sağ sinyal verelim.
Orta şeritten gidelim burada. Döndükten sonra orta şerite giriyoruz. Orta şeritten gidiyoruz. Şimdi bu işe ilk geldiğimizde biraz böyle yokuş oluyor ya, orada yokuş kalkışı yapabilirsiniz. Çok güzel olur. Daha sonra dönüşten sonra zaten burada rahat rahat gidiyorsunuz. Evet, 3'e de aldın. Aferin sana. Sınavda hepinize başarılar diliyorum arkadaşlar. Bu videoları siz gerçekten hani elinizde bir materyal olsun, İşte başarılı olun diye çekiyorum. Yoksa benim hiçbir şeyim yok, yani kazancım yok bu videolardan. İzlerseniz size faydası var. Gerçekten izleyenlerde faydasını gördüğüm için videolara devam ediyorum. Hepinize de başarılar diliyorum sınavda. Güzel. Direksiyon hakimiyetimize de dikkat ederek gidiyoruz. Sınav aslında çok kolay ama kalmak da kolay, biliyorsunuz. Sınavı şöyle düşünün. Kimse size ehliyet falan vermiyor. Siz yapacaksınız, alacaksınız. Sınav komisyonu iyi, sınav komisyonu kötü, inşallah iyi komisyon gelir demeyin. En iyi komisyon da olsa siz yapamadığınızda bırakır. En kötü komisyon da olsa size bir gıcıklığı yok o kişinin. Sizi geçirmek zorunda, yani güzel sürdüğünüzde, her şeyi yaptığınızda geçirmek zorunda. O yüzden bütün iş sizde bitiyor. Yapacaksınız, alacaksınız yani ehliyeti. Kimse size ehliyet falan vermeyecek. Siz kendiniz alacaksınız. Artık son göbeğe yaklaştık. Yine ışık fasılalı yanıyor. Az önceki göbekten tekrar dönüşe geçiyoruz çünkü. Buradan sola döneceğiz. O yüzden sinyalimizi sola verdik. Sol aynamızı mutlaka kontrol ettik. Soldan gelene de bakıyoruz. Bir taksi geliyor ama o bize yol verdi. Dikkat ederek dönüyoruz. Döndükten sonra da yine fasılalı yanmaya devam ediyor. Bu sefer sağdaki arabaya dikkat ediyoruz. Evet, sağdakine normalde yol verme zorunluluğumuz var ama o yavaştı. O yüzden kontrollü bir şekilde dönüşümüzü yaptık ve devam ediyoruz. Burada sola sinyal verelim. Burada sol şeritten giderseniz daha güzel olur. Niye? Çünkü yine sağda park edili arabalar var. Onlar size sıkıntı yapıyor. Şeridin içinde olmaya çalışıyorsunuz. Sağda araba oluyor. Onlara sürtecek kadar böyle yakınlaşıyorsunuz. Biraz stresli oluyor. İşte diğer arabaları bekletiyorum falan diye düşünmeyin. Burada soldaki şeritten devam edelim. Önemli olan, siz sınavda zaten bir tur atacaksınız. Önemli olan geçmeniz olarak düşünün. Sonuçta çok da kalabalık bir yol değil. Kimseyi de engellemiyorsunuz. O yüzden burada sol şeriti kullanabilirsiniz. Yani çok şey bir yol olsa, kalabalık bir yol olsa tamam, sağdan gidelim, diğerlerine engel olmayalım deriz. Ama burada o kadar kalabalık bir yol olmadığı için sol şeriti kullanın. Buradan devam edin. Sınavımızın bitmesine az kaldı. Herkes kendi peronuna girecek. Siz hangi kurstaysanız, kursunuz neyse, başladığınız noktaya iyi bakın. Geldiğinizde zaten hocalarınız da size gireceğiniz yer olarak yardımcı olur, şuraya girin falan diye. Buraya kadar geldiyseniz büyük ihtimal geçmişsinizdir. Umarım hepiniz buraya kadar gelmiş olursunuz. Bu mutluluğu hepiniz de yaşamış olursunuz. Evet. Bir de burada öğrencilerimiz bitti diye artık hemen sağa giriyorlar. Sağa girmeyelim. Herkes kendi peronuna gidecek. Bizim peronumuz ortalarda olduğu için biz burada orta şeritten devam ediyoruz. Seçkin Gül yazan tabelayı biz kendimize şey alıyoruz. Siz kendiniz neredeyseniz hani ona göre bir yer seçin. İşte mesela yaya işareti olur, bir bina olur. Kendinize bir yer belirleyin. Ona göre girişe geçersiniz. Girişe geçerken sağ sinyalimizi veriyoruz. Evet, biz kendi yerimize geldik. Sinyalimizi veriyoruz. İçeriye doğru giriyoruz. Arabayı aldığımız yere tekrardan getirmiş oluyoruz. İlerleyelim. Güzel, durduk. Durduğumuzda
İlk önce vitesimizi boşa alıyoruz. Bu sefer dışarı V yapıyoruz. Daha sonra el frenimizi çekiyoruz. Daha sonra da anahtarımızı kapatıyoruz. İnşallah buraya kadar gelir. Siz de geçersiniz arkadaşlar. İnşallah başka bir videoda tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın. Başarılar diliyorum.